ekranlarından mutlu sabahlar değerli izleyenler. Bugün 3 Mayıs Çarşamba, Kanal 3'te sabah programıyla karşınızdayız. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afyonkarahisar mitinginde vatandaşlara hitap etti. Biri çıkıyor diyor ki 14 Mayıs'ta bunlar kazanırsa bu bir darbedir. Bu kadar ayıp bir şey ki, bu kadar ayıp bir şey ki millet iradesine, millet iradesine darbe demek kadar ayıp, ahlaksız bir söz olamaz. Doymadınız, yetkiye doymadınız, güce doymadınız, hırsızlığa doymadınız, haksızlığa doymadınız. Onun için de milletin iradesinden kaçıyorsunuz. Biz HDP, PKK, şunla bunla haşır neşir olacakmışız. Yalnız ben şimdi bak kızmayın. Daha hep bunları konuşacağız. Çok enteresan. Yahu ben ne şanssız insanım. Bu ülkenin en uzun sınır dışı harekatının, yani kilometrelerce sınır dışı harekatının altında imzası olan tek İçişleri Bakanıyım. PKK ile yapılan mücadelede o imzayı atan benim. Yahu Afyon'da PKK'lıyım, Diyarbakır'da faili meçhulcuyum. Yahu arkadaşlar kafayı mı yediniz? Her yerde aynı adamlar farklı şey söylüyor. Eğer ben PKK'lıysam benim dokunulmazlığım yok. Ben PKK'lıysam derhal beni tutuklayın. Karşımda Sinan Ateş, rahmetli Muhsin Başkanım ve Gaffar Okan var. Gaffar Okan Hendekli bir kardeşimiz. Gaffar Okan yani benim yarı hemşerim. Gaffar Okan aynı zamanda benim meslektaşım. Ben eski İçişleri Bakanıyım. Gaffar Okan'la beraber çalıştık. Benim İçişleri Bakanlığım döneminde müdür. Sonra Emniyet Müdürü ve Hizbullah tarafından şehit ediliyor. Nerede? Diyarbakır'da. Bugün Gaffar Okan dendiği zaman Diyarbakır'da meydanlar alkıştan inliyor. O derece sevilen bir kişi. Şimdi bana laf eden çakallar, bir elinizde, sağ elinizde Hizbullah var sizin. Gaffar Okan'ın katilleriyle berabersiniz. Kime laf ediyorsunuz? İki çocuk, iki küçük kız çocuğu babasız kaldı. Azmettiriciler belli, katiller belli. Ey Recep Bey, bu ülkenin tek adamısın, sen tek adamısın. Nasıl oluyor da ne katili bulabildin, ne azmettiricisini buldun? Dayan oğlum, iki hafta kaldı. İşte burada bulunan bu kişi var ya, azmettiricisini de, katilini de yakalanacak ensesinden hesap sorulacak hesap. Biri çıktı dedi ki, yani nasıl bir şey ya? Adam tuhaf evliliklere kafa takmış. Diyor ki bunlar kazanırsa erkek erkeğe evlilik normal olacakmış. Ya onca problem arasında hangi akıl erkekle erkeğin evliliğinin serbest kalacağını düşünür anlayabilmiş değilim. Daha da ileriye gitti bu fantazi. Diyor ki erkeklerle hayvanları da evlenmekte serbest bırakacakmış. Ya böyle bir şey olabilir mi? İnanmış, dindar, imanı olan bir insan bunları akıl edebilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Sayın Binali Yıldırım'dan bahsediyorum. Yani ana, bakın yani İstiklal Marşı'nı kağıttan okuyamadın. Ama buna karşılık bizi, hepimizi işgal gücü yaptı adam. Bütün köy okullarını yeniden açacağız. O köy okullarına aynı zamanda bir veteriner, bir ziraat mühendisi, öğretmen tayinini yapacağız, tekniker tayin edeceğiz.
14 Mayıs seçimleri kapsamında Afyonkarahisar'a gelen Meral Akşener'le birlikte Afyonkarahisarlılara seslenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş iktidarı sert sözlerle eleştirdi. Evet sevgili Afyonlular, 14 Mayıs'ta inşallah bir seçime gidiyoruz. Şimdiye kadar Cumhuriyet kurulduktan sonra onlarca kere seçim oldu. Ertesi günü millet ne takdir ettiyse ertesi gün ya iktidar devam etti veya yenisi geldi. 14 Mayıs'ta Türkiye sandığa gidecek. Bu kapsamda parti liderlerinin mitingleri devam ediyor. Bugün Afyonkarahisar'da olan isimse İyi Parti lideri Meral Akşener oldu. Millet bir karar verir. Bu atla deve bir durum değil. Der ki seni iktidar ettim. Akşener'i Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yalnız bırakmadı. Akşener'den önce Anıt Park önünde toplanan kalabalığa Başkan Mansur Yavaş seslendi. İktidarı milliyetçilik üzerinden eleştirdi. Bana dediler ki bunlar seçilirse şöyle yapar, devletin bekası gider falan filan. Biz kimiz? Neye dayanarak bunu söylediniz? Biz tam tersine sizin çözüm süresinde o PKK'nın talebi olan Türk kilimlerini istememeleri, TC tabelalarını kaldırtmaları nedeniyle kaldırttığınız TC tabelaların hepsini yerine çaktık. Bizler mevsimlik milliyetçi değiliz. Biz neysek oyuz. İşimize gelince milliyetçiliği ayaklarımın altına aldım deyip işine gelince seçime girerken de milliyetçiliğin zirveye çıkaranlardan değil. A'dan Z'ye ne zaman milliyetçiysek hala da milliyetçiyiz. Yavaş, Cumhur İttifakı'nın ortağı Hüdapar üzerinden de iktidarı eleştirdi. Şimdi aynı lafları yayıyorlar. Bizim PKK ile işimiz olmaz. PKK eli kanlı bir örgüttür. Talepleri bellidir Türkiye'de ama onun yanında Hüdapar'ın da talepleri PKK'nın talepleriyle aynıdır. Onlar da diyor ki özellik olsun, federasyon olsun. Türk bayrağı ismini kaldıralım. İlk dört maddeyi değişelim. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerleriyle karşı olan, onlarla oynamak isteyen hepsine karşıyız. Millet İttifakı'nın Türkiye'ye huzuru getireceğini söyleyen Mansur Yavaş, sözlerini gençlere de değinerek sonlandırdı. 6 siyasi parti genel başkanı var. Hiç kimse tek başına hiçbir karar alamaz. Sonucu itibariyle Allah'ın izniyle biz insanlara huzur, bereket ve aydınlık günlerden başka bir şey vaat etmiyoruz. 2400 maddelik bir metin var. Ne yazılıyorsa yapılacaklar orada. Onun haricinde hiçbir şey yapma imkanı yok. Gençler öyle yetişti ki bizlere göre. Biz onlara akıl vermeye, şöyle yaşa, şunu yapma, bunu yapmaya değil, onlardan akıl alacak hale geldik. En iyi cep telefonunu istemek hakları değil mi? En iyi evde oturmak hakları değil mi? En iyi okulda okumak hakları değil mi? En iyi kıyafeti giymek hakları değil mi? Hep siz mi giyeceksiniz birader? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Afyonkarahisar'da büyük bir miting gerçekleştirdi değerli izleyenler. Gerçekleşen mitingde halk Akşener'e taleplerini dile getirdi. Bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e. Büyük seçime 12 gün kaldı ve bugün Afyonkarahisar'da Meral Akşener mitingi var. Bakalım halkımız neler istiyor? 155'in, 156'nın, 112'nin ayrılmasını istiyorum. Sağlık ayrı, jandarma ayrı, polis ayrı. Üçünü birleştirdi, bir arıyorsa 12. Vangılı bungu kuga. Ben 12'nin, 112'nin, 155'in, 156'nın jandarmamın, bekçimin ayrı olmasını istiyorum. Herkesin görevi ayrıdır. 2015 jandarma kursiyer teğmenler için adalet istiyorum. Ben bir anneyim. 7 yıldır haklıyı haksıza ayırt edemediler. Adalet istiyorum çocuklarımız için. Vallahi çok şey bekliyoruz Meral Hanım'dan. Çok şey bekliyoruz. Onun sözü senettir. Bize çok söz verdi. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı da değişirse inşallah taşı taşı başa başa koyacaklar. Türkiye'yi düzeltecekler inanıyorum. İnanıyorum.
İyi Parti'nin var yaptığını görmek istiyorum. Biz Türkiye'nin refaha kavuşmasını istiyoruz. Bir genç olarak özgürce yaşamak istiyoruz. Ki zaten biz de güzel sanatlarda okuyoruz. Bu ülkede sanatçıya önem verilmiyor. Öncelikle sanatçıya önem verilmesini istiyoruz. İstediklerimiz. Şimdi Afyonumuza valimizin el değdi, kadın eli değdi, ne kadar güzelleşti değil mi yönetiminde? Ülkeye de değmesi gerekiyor, bence öyle düşünüyorum. Çünkü hani kadın yani her şeyin yaratıcısı gibi bir şey aslında baktığımızda. Yani değmesi gerekiyor elinin ülkeye, kadın elinin. Ve Meral Akşener'in bunu başarabileceğini inanıyorum şahsen. Ülkede hak, hukuk, adalet istiyorum artık. Meral annemi istiyorum! Meral annem! Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa! Adalet! Atatürkçüyüz, Atatürk gideriz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Kefes Turgut Özal Spor Salonu önünde düzenlenen mitingde konuştu. Terörist Selo Diyarbakır'da 51 kardeşimizin ölümüne neden oldu. Şimdi bu Selo cezaevinde. Şimdi ne diyorlar? Selo'yu çıkaracağız. Ondan sonra da Selo'yu Öcalan'ın yerine getireceklermiş. Değerli kardeşlerim, buradan şu anlaşılıyor. Bay Bay Kemal demek ki parlamentoda yaptığı görüşme işte buydu. Kılıçdaroğlu üzerinden ülkemize dayatılan bu filmle ilk defa karşılaşmıyoruz. Milletçe biz bu filmi daha önce defalarca seyrettik. Tek parti döneminde insanlarımızın hak ve özgürlükleri çiğnenirken, sanayi kuruluşlarının kapısına kilit vurulurken de seyrettik. Her 10 yılda bir maruz kaldığımız darbe ve muhtıralarla siyasi ve ekonomik bedeller öderken seyrettik. Ömürleri bir yılı bulmayan koalisyon hükümetlerinin yönetiminde güven ve istikrar iklimini kaybederken seyrettik. Kardeşi kardeşe düşman eden ideolojik kavgalarda, köken ve mezhep kışkırtmalarında seyrettik. Bizimle aynı şartlarda yola çıkan ülkeler küresel ligin zirvesine tırmanırken sürekli yerimizde sayarak, hatta gerileyerek seyrettik. Velhasıl biz defalarca seyrettiğimiz bu filmin senaristlerini de oyuncularını iyi tanırız. Finalini de çok iyi biliriz. İşte sizler yakından görüyorsunuz. Takip ediyorsunuz. Ülkeyi bir avuç sapkın ideoloji mensubunun evlatlarımızın maddi ve manevi varlığına göz diken ihtiraslarına teslim etmek istiyorlar. Ülkeyi köken ve mezhep ayrışmasını derinleştirerek yeniden kamplara bölmek, kardeşi kardeşe düşman etmek istiyorlar. Ülkeyi tasmaları emperyalistlerin elinde olan terör örgütlerinin cirit alanına çevirmek istiyorlar. Velhasıl bunların derdi bizimle değil, Türkiye iledir. Türk milleti iledir. Evet değerli izleyenler, seçime sayılı günler kala seçim çalışmaları da artarak devam ediyor. Siyasi parti liderleri il il gezerek mitingler düzenliyor, halka sesleniyor. Peki sorumuz şu, gerçekleştirilen bu mitingler vatandaşların düşüncelerinde etki yaratıyor mu? Merve Çelik sokağın nabzını tuttu, Yunus Üstündağ'da görüntüledi, işte o röportajlar. Siyasi parti liderleri seçim çalışmaları kapsamında Afyonkarahisar dahil olmak üzere birçok ilde mitingler düzenliyor. Peki bu mitinglerde yapılan konuşmalar vatandaşın üzerinde bir etki yaratıyor mu? Bunu soracağız. Oluyor. Neler değişiyor yani izledikten sonra? Benimki Tayyip Erdoğan. Kim gelirse gelsin benim Tayyip Erdoğan. Olmaz olur mu? Yapılan evvela şeyleri bir bilgilendirme yapıyorlar.
bilgilendirme yapınca tabii etkisi oluyor. Bizim kararımız belli zaten. Erdoğan. Olmama oluyor etkisi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekili MHP. Kalabalığa göre kendileri puan veriyor. Halkın tercihi. Peki kalabalık belli mıydı sizce Erdoğan mitingi? Kalabalık. Erdoğan'ınki kalabalığı. Kılıçdaroğlu? O azdın. Oluyor. Gerçekten öğreniyoruz en fazlasını. Neyin ne olduğunu öğreniyoruz. Ona göre kararlarımızı daha iyi biliyoruz. Yani sonuç itibariyle bizim için iyi oluyor. Partilerin gerçek yüzünü görüyoruz. Ne kişisel olduklarını biliyoruz. Neyin ne olduğunu daha iyi biliyoruz. Meral Hanım'ına Kılıçdaroğlu'nun dedikleri konuşma, hoşuma gidiyor. Bu şimdi bağlılık etti ya. Ben bir şey alamıyorum yani. Hiçbir şey alamıyorum. Neden? Bağlılık. Alamadığım için Kemal Kılıçdaroğlu'na onlar diyor ki eskisi mi getirdin? Ucuzlaşacağız. Her şeyi diyorlar. Onun için onları çok seviyorum ben. Onun için ben etkileniyorum. İyi diyorum, eskiden gelirse diyorum, ucuz daha diyorum. Biz şimdi bir şey alamıyoruz, bir şey yiyemiyoruz. Canımız istiyor. Nasıl alacağız? Ben ya Meral Akçen, ya Kemal Kılıçdaroğlu'nu açın. Valla şu anda mevcut durumda millet ekonomiyle boğuştuğu için toplumda bir yenilik istiyorlar. Bir değişiklik istiyorlar. Ekonomik kriz dolayısıyla halk mitinglere önem vermeye başladı farkındaysanız. Çünkü her yapılan mitingde insanlar bir umut, bir vaat bekliyor. Olur mu olmaz mı karmaşası içerisindeler. Yani toplum olarak karışık, yani fikirler karışık. Değişimden yanayım ama yönetimlerin birbirlerini denetlemesi gerekiyor yani. Tabii bazı değişiveriyor. Ben Erdoğan'a laflarım vardı diyemedim. Nafakayı kaldırsın, oğlan ödeyemiyor. Ayrıldı da. Oyumu atmayacağım mesela Erdoğan'a. Öyle değişiveriyor işte. Ötekine atan Kemal dedeme diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kimse yıkamaz. Kılıçdaroğlu'na dinledim. Bu adam yıkılmaz abla. Biz onun sayesinde ayaktayız. Ben engelliyim mesela. Çalışamıyorum. O adamın sayesinde ayaktayım ben. Vallahi adam çok güzel konuştu yani. İnşallah kazanacağına da eminim. Ya kazansın istiyoruz yani. Ya adamlar gidiyor teröristleri çıkarmaya çalışıyorlar abla. Onları konuştukları fasafisi o yani. Her türlü her şeye de yardımcı oluyor. Bu adam gerçekten giderse sıkıntı Türkiye. Yok, şu an için herhangi bir etkin rolü yok. Yani siyasi görüşümde de kararsızım. Şu an için bir şey demek istemiyorum yani. Hayır. AK Parti'de amaçlısı olmaz zaten. Gördünüz mesela buradaki yani insan toplumunu gördünüz. Çok az şey vardı ama Erdoğan'ın içerisinde maşallah kuyrukta aşağıya kadar gitmişti. Erdoğan bence yani bu seçimi az seçecek gene. Gene kazanacak, gene kazanacak. Valla hiçbir mitinge gitmedim ama Tayyip'ten başkası yalan. Yaşına göre değişir. Bence yetişkinler kararını vermiş. Ama gençlerin içinde henüz karar vermeyenler ya da kararsız olanlar, oy kullanmayacağım diyenler var. Belki onlar için etkili olabilir. Ama yetişkin olanların kararını değişeceğini sanmıyorum. Yaratmıyordu abla. Yani Erdoğan kazanacak gibi, yani %60'da oy alacak gibi gene geliyor benim. Neden böyle düşünüyorsun? Mitinglerde katılımı mı gördün? Katılımı görmedim abla da yani düşüncem öyle. Yani bir de YouTube'dan çok video izliyorum. O yüzden yani öyle düşüncem var. Erdoğan kadını diyorum. Bence yaratmıyor. Kendilerine çalışıyorlar bence sadece. Ben de aynı görüşteyim. Genelde artık mitikler geçmişte kalmış oldu. Yani halkın üzerinde siyasi bir etki yaratmıyor. O karabalıklar, toplantılar genelde görüşleri belli olan insanlar olduğu için bence hiçbir etki yaratmıyor. Siyasi görüşleri olanlar siyasi partilerin destekliyorlar. Yani ortada olan insanlar genelde o tür şeylere gitmediği için o yüzden bence yani pek etkilemiyor. Yaratıyor tabii. AK Parti'nin şeyleri hep olgun yani. Hep adam düzgün konuşuyor. Şimdi doğruya doğru. Ötekiler yalan dolan. CHP'nin işi gücü yalan dolan zaten. Başka bir şey yok ki. Kim yapabilir o doğudaki deprem şeylerini? Kim yapabilir? Bu adamdan başka yapan olmaz zaten. Ya tabii etki yaratıyor. İnsan duygusalleşiyor ya. Ya başka ya. Ya başka ya. Kızım bu adam başka. Dünya lideri mi? Mesele yok ya. Dünya lideri. Bazı şeyler oluyor mu? Oluyor ama onlara bakarak çok güzel yani. Yaratma mı? 100 yılda yapılacakları 20 yılda yaptı. Görünen göz kılavuz istemez kızım. Bu ülkenin koskoca İçişleri Bakanı'yla eskiden başbakanlık yapmış birisi 2 gündür nefret söylemi yapıyor. Bunlar etkiliyor beni. Ben AK Parti'ye oy verecektim, vermeyeceğim sırf yüzden. Halkı bence kim ve nefrete teşvik ediyorlar. Sadece bu ikisi etkiledi. Onun haricinde bir etki yok yani. Tabii ki isterseniz. Olan yapılan yatırımlar olsun, verilen vaatler olsun falan ister istemez ilgimizi çekiyor yani. Krizde yapılan yatırımlar gerçekten çok büyük bir yatırımlar var. Özellikle savunma sanayisine iyi kötü görüyoruz yani. Yollara vesaire, hastanelere, onlara falan çok iyi yatırımlar var şu anda. Etkiliyor AK Parti. Yaparlarsa, arkasında dururlarsa bilmiyorum yani. Dünya lideri Tayyip Erdoğan, başkası olamaz ki. Ya etkiledim, hep palavra yani.
CHP'ninki. Başka ne olabilir ki? Tabii mitingler belli oluyor yani. Kimin ne olduğu görünüyor ortada. Kim diyorsunuz kalabalık? Erdoğan. Pek yaratmıyor ya. Genelde AK Parti kadar etki yapmıyor yani. Öbürleri ki yalan dolan bana göre. Ülkeyi bölmekten başka bir amaçları yok onların. Benim görüşüm yani. Bu zamana kadar yapılanlar ortada. Bundan sonra da böyle olacak inşallah. Etkilemiyorlar beni. Çünkü benim seviyem belli. Bana göre hepsi yeterli değil yani. Ben bir yüksekte kalıyorum herhalde, öyle oluyor. Yok, etkilemez. Yine verecek olan aynı yerine verir. Değişmez düşüncemeler. Çünkü neden dersen biz iyilik gördük. Dullara, hastanelere. Biz vardığımız zaman hiç eğilme yapmıyoruz. Eskiden eğiliyorduk biz. Şimdi bize maaş bağlandı. Yıkmaya çalışanlara Rabbim fırsat vermesin. Ben hiçbir mitingi izlemedim. Hiçbirisinin inandırıcılığı kalmadığını düşünüyorum. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Milletvekili adayı Ali Özkaya ilçeleri ve köyleri tek tek ziyaret etmeye devam ediyor. Seçim çalışmalarını sürdüren Özkaya Afyonkarahisar'a iki önemli müjde verdi. İşte detaylar. Aday olduğu için hem bir sürü sıkıntıları var hem de bir sürü faydaları var. Seçim çalışmaları kapsamında partilerin ilçe ve köy ziyaretleri sürüyor. 1400 lira. 1400 lira. %25 de indirim var bu ara. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Başkan Vekili Ali Özkaya, Afyonkarahisar'a iki önemli müjde verdi. Kapımız açık ama hiçbir teröriste acımamız yok, geçit yok, selam sabah yok, kusura bakmasın kimse. Hafta sonu Sinan Paşa ve beldelerine gerçekleştirdiği ziyaretler esnasında gelen talepleri ilgili bakanlarla görüştüğünü belirten Milletvekili Özkaya müjdelerini şu sözlerle dile getirdi. Birincisi Afyonkarahisar'ımızın doğu bölgesinden yani Kanlıca, Gökçe Mahallesi, Harbiş, Esentepe, Maraşlar Çakmak, Ali İhsan Paşa ve o bölgedeki mahallelerimizin çok ciddi bir hastane ihtiyacı var. Uzun süredir konuştuğumuz artık İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Bakanlığımızla da görüştük. İnşallah o bölgeye en az 100 yataklı bir hastane yapmayı arzu ediyoruz. Önümüzdeki yıl en büyük mücadelemiz bu bölge için bir 100 yataklı hastanenin yapılmasıdır. Yine Gökçe Mahallesi'nde 1250 TOKİ konutlarımız devam ediyor. Bu konutları da inşallah 3000'e çıkarmak ve Afyonkarahisar'da TOKİ'ye müracaat eden, gerçekten ihtiyaç sahibi olan bütün kardeşlerimizin ev sahibi olasıya kadar TOKİ konutlarıyla devam edip onları TOKİ konutlarına kavuşturmayı arz ediyoruz. Rabbim mahcup etmesin ve Rabbim bunları bütün hemşehrilerimize hayır eylesin. Öte yandan Milletvekili Özkaya tarafından açıklanan iki yeni müjdeyle alakalı yakın zamanda ilgili kuruluşlar tarafından açıklamaların yapılacağı öğrenildi. Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi Afyonkarahisar Milletvekili ve 28. dönem milletvekili adayı Mehmet Taytak seçim çalışmalarına il merkezinde esnaf ziyareti ve Bolvadin ilçesinde devam etti. Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, İl Başkanı Ahmet Kahveci, İl Yönetim Kurulu üyeleri, KAÇEP İl Başkan Yardımcısı Avukat Nesrin Çelikbilek ve KAÇEP üyeleri, Merkez İlçe Başkanı Avukat Fevzi Kartal ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte il merkezinde esnaf ve vatandaşları ziyaret ettiler. Bu abine ne diyeceğiz, bir şey diyecek var, bir şey var. Hayır. Kapı kapı esnafı ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulunan milletvekili Taytağ esnaf yoğun ilgi gösterdi. Ya zaten konu vatansa gerisi teferruat. Afyonkarahisar esnafı ise Taytağ'ı desteklediklerini ifade ettiler. Memnunuz. Afyon'un içinde gurur duyuyoruz. Sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Şöyle ben size bir lokum ikram edeyim. Ağzımız tatlı olsun inşallah. 14'ünde de tatlanacağız inşallah. İnşallah. 14'ünde bayram tatlısı. İnşallah. Hadi buyurun. Bizim üniversitesiniz. Tabii. Sizler var olursak sizler olacaksınız inşallah. Allah yolunuzu açık etsin. İki koca yürek beraberler, vatan için, millet için beraber çalışıyorlar ikisiler. Bize de o düşer. Evet. Genel başkanımız ne diyor? Önce ülkem ve milletim. Allah razı olsun. Her zaman için beni bela kadar görmüyor. Allah muhabbet etmeyin. Her zaman için bana beraber. Önemli olan memleketimizin bekası ve MHP olarak da sizler memleketin bekası için buna ortak olduğunuz için şimdiden teşekkür ederim. 15 Temmuz sonrasında bir karar vermemiz gerekiyordu.
yerli ve milli anı seziciye varmış bir cumhurbaşkanımızın yanında duracaktık elbette. Bugünden bugüne de biliyorsunuz hiçbir şey karşılık beklemedi. Ülkemiz için çalışıyoruz. Allah razı olsun. Milletvekili Taytak Bolvadin ilçesinde ise STK temsilcileri, muhtarlar, vatandaşlar ve partililerle yemekli bir toplantıda bir araya geldi. Milliyetçi Hareket Partisi'ne geçen Hasan Basri Tehli'nin parti rozetini milletvekili Taytak taktı. Bu var masası dedi. Bize zorla diktatörler dedi. 14 Mayıs'ta PKK ve FETÖ'cülerle işbirliği yapanlara izin vermeyeceklerini söyleyen milletvekili Taytak şöyle konuştu. Ne diyor şimdi hepsi bunları? Diyorlar ki biz geldiğimizde kararı affedeceğiz. Selam Demirtaş'ı affedeceğiz. Kavala'yı affedeceğiz. Ne kaldı içeride? Apollo aldı. Onu da bırakacaklar. Onu da bırakacaklar. Şimdi söyleyemiyorlar. Ama Konya'ya geldiği zaman soğan patatesine bahsediyorlar. Biz ormanlarına göre değil, biz İslam'ın normlarına göre yaşarız arkadaşlar. Doğru mudur? Doğru başkanım. O zaman demek ki bu yolda yanlış. Deprem oldu, olmadı. Ekonomik sıkıntı oldu, olmadı. Pandemi oldu, olmadı. Artık yüzler iyice gösterdi her şeyi. Kaydetmeliklerim bundan diyor ki, biz geleceğiz, anlaşmamızı yaptık, burayı destekleyeceğiz. Ve sonuçta bütün dağdaki teröristleri şehre indireceğiz. İçeridekileri de dışarı çıkaracağız. Arkadaşlar, böyle bir şey müsaade edebilir miyiz? Edemeyiz. 15 Temmuz akşamında ülkeyi bölmeye çalışanlara 14 Mayıs'ın sabahına fırsat vermeyeceğiz. İnşallah. Ülkemizi bölmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Bu mücadele hakla batıl mücadelesidir. Bu mücadele haçla ilan mücadelesi arkadaşlar. Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili adayı Yücel Genç, 14 Mayıs öncesi seçim çalışmalarına 2. Küçük Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ederek devam etti. Esnafları tek tek dolaşan Genç'e ilgi yoğun oldu. Esnaflar Yücel Genç'i meclise göndererek esnafı temsil etmesi için mührü 3 hilale basacaklarını söyledi. ...14 Mayıs seçimleri öncesi ziyaretlerine hız veren Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili adayı Yücel Genç, il genelindeki ziyaretleri dışında il merkezinde de kapı kapı dolaşıyor. Selamünaleyküm. Hayırlı olsun. Allah razı olsun inşallah. İkinci Küçük Sanayi Sitesi esnafını dolaşan Yücel Genç, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, milletvekilliği seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'ne destek istedi. 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın devamı için Cumhurbaşkanlığı'na Recep Tayyip Erdoğan'a, milletvekili seçimlerinde de MHP'ye İnşallah. Sanayi esnafı ise milletvekili adayı Yücel Genç'in yanında olduklarını ve esnafı temsil noktasında meclise göndermek için çalışacaklarını ifade ettiler. Cumhurbaşkanı'na Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekilliğine MHP'ye İnşallah. Zaten geçen sen de öndün, sen de burada. İl Genel Meclisi Mayıs ayı toplantıları yapılan ilk oturumla başladı değerli izleyenler. Burhanettin Çoban Başkanlığı'nda gerçekleşen ilk oturumda İl Özel İdare Genel Sekreteri Murat Toy'un yerinde Genel Sekreter Yardımcısı Osman Ziya Bilim'in vekaleten oturduğu gözlendi. Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Mayıs ayı toplantıları başladı. 117 parselde kayıtlı taşınmazın mevcut imar durumunda. İlk oturuma Başkan Burhanettin Çoban başkanlık ederken meclis üyeleri tam kadro katılım gösterdi. İl Özel İdare Genel Sekreteri Murat Toy'un oturduğu yerde yardımcısı Osman Ziya Bilim'in oturduğu gözlere çarptı. İlk oturumda gündem maddeleri görüşülerek ilgili komisyonlara havale edildi. Mahkeme İkbal'in kendi içerisinde toplanan gündem dışı konuşmalarda ise İYİ Parti Dinar İGM üyesi Murat Orhan, yeni müzeye gezi yapılması konusunda talepte bulundu. Gündem dışı söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Tarihin, medeniyetin ve kültürün kavşak noktası olan Afyonkarahisar'ımızda geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımlarıyla Afyonkarahisar'ımızda
yeni müze binamızın açılışı gerçekleştirildi. Bu açılışla beraber Afyonkarahisar'ımızın ülkemizdeki ikinci büyük müze olması ve içinde barındırdığı aşağı yukarı 35 bin adet tarihi eserlerle beraber önümüzdeki aylarda ve yıllarda Afyonkarahisar'ımızın iç ve dış turizmde parlayan yıldızı olacağına inanıyoruz. Dolayısıyla İl Genel Meclisimiz bünyesinde önümüzdeki günlerde bu müzemizin ziyaretini gerçekleştirebilir miyiz? Teşekkür ederim. İYİ Partili bir diğer isim Alper Yağcı da gündem dışı söz alarak İl Özel İdare Genel Sekreteri Murat Toy'un neden görevden alındığını, meclise bilgi verilmesini istedi. Başkanım, geçen hafta ilimiz gündeminde İl Özel İdaresi'nin Genel Sekreteri Sayın Murat Toy Bey İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden alındığına dair bir haber okuduk. Haberin girişi, gelişmesi ve sonucu itibariyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındığı şeklinde olunca acaba ortada bir soruşturma mı vardı, bir suç teşkil eden veya herhangi bir olumsuz bir durum mu vardı? Bununla ilgili meclisimiz bilgilendirebilir mi? Bir de yeni atama yine aynı yöntemle İçişleri Bakanlığı tarafından mı yapılacak yoksa kurum içinden bir arkadaşımız mı değerlendirilecek? Teşekkür ederim. İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, Toy'un görevden alınmasıyla ilgili tasarrufun tamamen valilik makamında olduğunu belirterek, valilik oluruyla İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındığını söyledi. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri nasıl atanacağını ve nasıl alınacağını düzenlemiş. Diyor ki, vadenin teklifi İçişleri Bakanı'nın onayıyla atanır, aynı usulle görevden alınabilir diyor. Ya tamamen il valilerinin yetkisinde olan bir konu. İçişleri Bakanlığı'na yetkisi olan bir konu. Biz de Perşembe günü itibariyle böyle bir yazının geldiğini, İl Özel İdaresi'ne tebliğ edildiğini haber aldık. Bilgimiz bu kadardır. Yani ama herhangi bir suç konusu, bir eylem, bir işlem öyle bir şey asla ve asla konuşulmadı. Öyle bir şey olsa mutlaka açıklanırdı. Tamamen herhalde idarenin tasarrufu. Yani bunun gerekçesi de bir ne bileyim yanlış yapılan bir iş, bir yolsuzluk, bir suç konusu, bir eylem, öyle bir işlem duymadık yani öyle bir şey biz duymadık. Ama Perşembe itibariyle yazının İl Özel İdaresi'ne tebliğ edildiğini ve İçişleri Bakanı tarafından görevden alındığını duyduk. Kanunda izah ettiğim gibi valinin teklifi İçişleri Bakanı onayıyla atanır, aynı usulle geri alınabilir diyor, alınır diyor. Demek ki böyle bir idari yapan, idarenin başındaki, yürütmenin başındaki büyüklerimiz böyle düşünmüş. Onlara da saygı duymak gerekir efendim. Teşekkür ediyoruz. Toplantı başka konuşma olmayınca sona erdi. Afyonkarahisar'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yüksek gerilim hattı direğine çarptı. Direğin otomobilin üzerine devrildiği kazada 3 kişi yaralandı. Ehliyetsiz sürücünün çarptığı elektrik direği aracın üzerine devrildi. Trafik kazasından dolayı bir mahalle elektriksiz kaldı. Kaza Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Şehitler Caddesi'nde meydana geldi. 18 yaşındaki BY idaresindeki otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarındaki araziye girip yüksek gerilim hattı direğine çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle direk otomobilin üzerine devrildi. Kazada sürücü BY ile birlikte ZK ve FD de yaralandı. Kendi imkanlarıyla araç içerisinden çıkan yaralılar, ardından çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen ambulanslarla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan incelemede araç sürücüsü BY'nin ehliyetinin olmadığı tespit edilirken, olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. Öte yandan devrilen yüksek gerilim hattı direğinden dolayı Yakup Şevki Paşa Mahallesi'nde bir süre elektrik kesintisi yaşandı. Afyonkarahisar'da yaya yolundan geçen bir genç kız otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yolun karşısına geçmeye çalışan genç kızı otomobil çarptı. Kaza Afyonkarahisar kent merkezi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Müzik
Bulvardaki yaya yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan EA'yı fark etmeyen NA idaresindeki otomobil genç kıza çarptı. Talihsiz kız çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye gelen ambulansla EA Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kızın tedavisinin devam ettiği bildirildi. Kaza esnasında çevrede büyük panik yaşanırken sürücü EA ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'nce Nisan ayında il genelinde yapılan çalışmalarda 101 olayda yakalanan 152 şahıstan 4'ünün tutuklandığı bildirildi. Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 1-30 Nisan 2023 tarihleri arasında il genelinde yapılan çalışmalarda 101 olayda 152 şahıs yakalandı. 4 şahıs da tutuklandı. Suç unsuru olarak bonzai, metamfetamin, esrar, sentetik eza ilacı ele geçirildi. Kütahyalı bir esnafın Yalova'dan getirdiği saksı çiçeklerinin arasında yılan çıktı. Yılan itfaiye ekiplerinin operasyonuyla yakalanıp doğaya salındı. Yalova'dan hususi arabasıyla aldığı saksı çiçeklerini Kütahya'da bulunan çiçek dükkanına getiren Ömer Çiftçi, çiçekleri aracından boşalttığı sırada yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanı aracının içinde fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verdi. Abi bu yılan zehirsiz. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yılan araçtan çıkartılarak doğaya bırakıldı. Kütahya'da bir apartman dairesinde 17 yaşındaki kızın cesedi bulundu. Kütahya'da bir apartman dairesinde Özge Ş'nin odada hareketsiz yattığını gören erkek arkadaşı durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese giden sağlık ve polis ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Evde yapılan incelemede içki şişeleri bulundu. Genç kızın cesedinin olduğu odada çok miktarda kan görüldü. Hakkında uyuşturucu kullanmaktan çok kez işlem yapıldığı öğrenilen genç kızın cesedi otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Domaniç Tavşanlı Yol Güzergahı üzerinde yapılan uygulamada durdurulan araçlarda, şahısların üzerinde ve ikametgahlarında yapılan aramada silah ve uyuşturucu bulunan 2 kişi tutuklandı. Kütahya'da araçlarında ve evlerinde silah ve uyuşturucu bulunan 2 kişi tutuklandı. Emniyet ekiplerinin çalışmaları neticesinde Tavşanlı'ya uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı yönünde bilgiler elde edilen 3 şüpheli yol uygulamasında durduruldu. Araçlarda ve şahısların üzerinde gerçekleştirilen aramada uyuşturucu madde ile silah ve mermiler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan ikisi tutuklandı. Eskişehir'de tıra yol vermeyip sıkıştırdığı iddia edilen otomobil sürücüsü maddi hasarlı kazaya sebebiyet verirken olay amatör kameralara bakın nasıl yansıdı. Alo ya, yolda bir tır var da bir ufak bir taksiyle sürtüşüyorlar. Tırı sıkıştıran otomobil sürücüsü kazaya sebep oldu. O anlar kamerada. Yani bir sürtüşme var burada, bir sıkıntı var. Kaçıyorum.
Eskişehir D200 karayolunda Ankara istikametine ilerleyen binek aracın sürücüsü iddiaya göre arkasında bulunan tıra uzunca bir süre yol vermeyip durdurmak istedi. Arkadan gelen bir başka aracın içindeki vatandaşların cep telefonlarının kameralarına yansıyan olayda 3 şeritli yolun orta şeridinde ilerleyen araç bir anda fren yapıyor. Araca arkadan vurmamak için sol şeride manevra yapan tır sürücüsü bir başka kamyona çarpıyor. İki tırın kupalarının çarpıştığı kazayı şans eseri maddi hasarla atlatan iki kamyon sürücüsü araçlarını yolun kenarına çekiyor. İddiaya göre durdurmak için tırı sıkıştıran otomobil sürücüsü ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor. Ya, yolda bir tır var da bir ufak bir taksiyle sürtüşüyorlar. Eskişehir merkezli olarak 8 ilde MLKP terör örgütü bağlantılı şahıslara yapılan eş zamanlı operasyonlarda 6'sı kadın 10 şüpheli yakalandı. Eskişehir merkezli 8 ilde eş zamanlı terör operasyonu. Şafak operasyonunda 6'sı kadın 10 şüpheli yakalandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde terör örgütü MLKP bağlantılı 17 şahıs hakkında verilen gözaltı kararının ardından Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı terörle mücadele ile istihbarat şubeleri ekipleri tarafından operasyon başlatıldı. Eskişehir merkezli olarak içerisinde İstanbul, Ankara, İzmir, Isparta, Hatay, Kayseri ve Çanakkale'nin bulunduğu toplam 8 ilde eş zamanlı olarak şafak operasyonu düzenlendi. Tespit edilen adreslere polis özel harekat unsurları ile gerçekleştirilen baskınlar sonucu 6'sı kadın 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Terör örgütü MLKP'ye bağlantılı olduğu tespit edilen ve gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde ve örgüte eleman temini için kullandığı iddia edilen gençlik merkezinde arama yapıldı. Aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın, dijital materyal ile örgüte ait yayın organlarının gazete ve dergileri ele geçirildi. Uşak'ta 150 polisin katıldığı Uşak Güvende uygulaması gerçekleştirildi. Şok uygulama olarak ana arter ve bazı konaklama adreslerinde yapılan uygulamada 2 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 1 miktar fişek ve uyuşturucu hap ele geçirilirken 2 aranan şahıs da ekiplerce gözaltına alındı. ...150 polisle Uşak Güvende uygulaması gerçekleştirildi. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 150 polisin katıldığı Uşak Güvende uygulaması yapıldı. Kentin işlek cadde ve bölgelerinde ayrı ayrı uygulama noktaları oluşturulurken... ...bazı günlük ve aylık apart evlerde de aramalar gerçekleşti. Kentteki genel güvenlik amaçlı yapılan uygulamalarda 1019 şahıs ve 213 araç sorgulandı. Kontrol noktasına girmeden kaçmaya çalışan bir şüpheli araç ise kısa sürede kentteki motorize Yunus ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Araç içerisinde yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet pompalı tüfek bulundu. Ayrıca uygulamalarda toplamda 2 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 1 miktar fişek ve uyuşturucu hap ele geçirilirken 2 aranan şahıs da ekiplerce gözaltına alındı. Uşak'ta büyükbaş hayvan yüklü kamyonete otomobil çarptı. Kazada otomobil içerisindeki 4 kişi ve kamyon sürücüsü yaralanırken otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Büyükbaş hayvan yüklü kamyonete otomobil çarptı. Kaza sonucu 5 kişi yaralandı. Uşak'tan Sivaslı istikametine seyir halinde olan 5H kontrolündeki otomobil, kontrolünü kaybederek aynı istikamette kırmızı ışıkta bekleyen SÜ idaresindeki büyükbaş yüklü kamyoneti arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve 3 diğer yolcuyla birlikte kamyonet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü BŞ'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bilecik'te seyir halindeki bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında biri ağır 12 kişi yaralandı. Şu perdeyi de yırtsan da olur bak, şu perdeyi yırtsan da olur. Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bursa istikametine seyir halinde olan otobüs, Muratdere köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otobüs yolun sağ tarafında bulunan şarampole devrildi. Kazada sürücü ağır yaralanırken 12 yolcu ise hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi ve Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Abi montu üzerine at. Ya kardeş şu montu versene. Konya'nın Seydişehir ilçesinde kendisini jandarma olarak tanıtıp yaşlı çiftin para ve altın ziynet eşyalarını dolandıran şüpheli kıskıvrak yakalandı. Yaşlı çiftin para ve ziynet eşyalarını dolandıran zanlı tutuklandı. Olayın adresi Konya'nın Seydişehir ilçesi. Taratçı mahallesinde yaşayan Ayşe ve Durmuş D çiftinin evine gelip kendini jandarma olarak tanıtan zanlı evlerinde bulunan para ve altını istedi. Paniğe kapılan yaşlı çift 41 bin lirayla 2 adet altını evlerine gelen ve kendisini jandarma olarak tanıtan kişiye verdi. Daha sonra Ayşe ve Durmuş D çifti dolandırıldıkları iddiasıyla Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine şikayette bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatan jandarma ekipleri güvenlik kamerasından tespit ettik. Mehmet Nafide'nin izini sürdü. Aynı şekilde Aksaray, Akşehir ve Ilgın'da da dolandırıcılık suçuna karıştığı belirlenen Mehmet Nafide, jandarma ekiplerince Ereğli'de yakalandı. Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca nöbetçi mahkemeye sevk edilen Mehmet Nafide, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Konya'da iki otomobil çarpıştı. Antalya çevre yolunda TK idaresindeki otomobil ile OB idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada 66 plakalı otomobilin sürücüsü OB ile aynı araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. Denizli Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji öğrencileri, hastanede tedavileri süren çocukları hazırladıkları çeşitli sürprizlerle doyasıya eğlendirdi. Denizli Organize Sanayi Bölge Teknik Koleji tarafından sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Pamukkale Üniversitesi'nde çocuk sağlığı polikliniğinde hasta olarak tedavi gören çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlendi. Dost Ekoloji Müzik Kulübü öğrencileri konserlerle, moda tasarımı bölümü öğrencileri de kendi diktikleri palyaço kıyafetleriyle hasta çocuklara sürpriz yaptı. Sosyal sorumluluk çerçevesinde düzenlenen etkinlikte çocuklar ve aileleri doyasıya eğlendi. Bilecik Belediyesi Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği, Türk Kalp Vakfı ve Kent Konseyi İşbirliği'nde Kalp Sağlığı Haftası dolayısıyla kalbini insanlık için kullan temalı bisiklet turu düzenlendi. Evet, sağa döneceğiz.
Bisikletliler Derneği İl Temsilcisi Hakan Yavuz, Ertuğrul Gazi Mahalle Konağı önünde yaklaşık 30 bisikletlinin katılımıyla gerçekleştirilen bisiklet turunda kalp sağlığına dikkat çekmek için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi. Binerek kalbimizi korumayı amaçladığımız, alışkanlık kazanmayı öğretmek istediğimiz bisiklet turumuzu düzenledik. Ertuğrul Gazi Mahalle Konağı'nda buluştuk. Daha sonra Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki Tavşantepe'ye doğru bisiklet sürüşümüzü yaptık, sosyalleştik. Yine katılan arkadaşlarımız oldu. Onlarla yine bu bisiklet sürüşlerimizi devam ettireceğiz. Gençler de bundan sonra kış aylarına kadar bisiklet sürüşlerini devam ettirecek. Mahalle konağı önünde pedal çevirmeye başlayan bisikletliler, Tavşantepe mevkisinde başladıkları 5 kilometrelik turu çıkış noktasına dönerek tamamladı. Bisiklete bin! Evet değerli izleyenler, kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet değerli izleyenler, seçime 11 gün gibi kısa bir süre kaldı. Milletvekili adayları da bu süreçte çalışmalarını hız kesmeden devam ediyor. Bugünkü stüdyo konuğumuz da AK Parti milletvekili adayı Ethem Karahan oluyor. Ethem Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Duygu Hanım, teşekkürler. Öncelikle kısaca sizi tanıyabilir miyiz Ethem Bey? Tabii ki de. Öncelikle ben de buradan tüm Afyonkarahisarlı hemşirelerimi sizin aracılığınızla selamlamış olayım. Ethem Karahan, 29 yaşındayım. 1993 doğumluyum. Ağustos ayında 30 yaşımı dolduracağım. İlk orta öğrenimi Afyonkarahisar'da tamamladım. Akabinde liseyi Antalya'da Aksu Anadolu Öğretmen Lisesi'nde okudum. Daha sonra üniversite öğretimimiz için, lisans eğitimimiz için Süleyman Devlet Üniversitesi'nde Uluslararası İşler Bölümünde tamamladık. Isparta'daydık 4 senede. Daha sonra 2014 yılında üniversite eğitimimizi de tamamlayıp Afyonkarahisar'a, memleketimize döndük. Ve burada hem ticari faaliyetlerimize hem de yüksek lisans eğitimimize başladık. Siyaset bilim ve kamu yönetiminde de, ana bilim dalında da yüksek lisans yapıyorum hali hazırda. Burada tabii uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimiyle birleştirilmiş bazı çalışmalarımız var, makalelerimiz var. Akabinde de ticari faaliyetlerimiz var. Şehrimize katma değer sağlamaya devam ediyoruz. Tabii 2014'te Afyonkarahisar'a dönünce bu çalışmalarımızın yanında da çocukluktan beri içerisinde olduğumuz siyasetin de artık resmi olarak bir köşesinde yer almak istemiştik. Ve 2015 yılında AK Parti Afyonkarahisar İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu'na dahil oldum. 2,5 sene burada çalışmalarımı tamamladıktan sonra bir kongre süreci oldu. O kongre sürecinde de AK Parti Afyonkarahisar İl Gençlik Kolları Başkanlığı'na namzet olduk, aday olduk. 6 tane arkadaşımızla beraber bu görev için talip olmuştuk. Akabinde genel merkez bizi uygun gördü. Bizi Gençlik Kolları Başkanı olarak görevlendirdi. Ve biz o 6. olan kongremizde Gençlik Kolları Başkanı olarak seçildik ve görev süremiz başlamış oldu. 2018 yılının Şubat ayıydı. Bugün geldiğimiz noktada bir kongre daha atlattık. 2 kongre, toplamda 5,5 sene AK Parti Afyonkarahisar Gençlik Kolları Başkanı olarak önce partimize sonra da şehrimize hizmet etme imkanı bulduk. Tabii bugünkü geldiğimiz süreçte de milletvekili adayı olarak önce bir yola çıkmıştık. Büyüklerimizle istişare ettik. Genel merkezimizle görüşmelerimiz olmuştu. Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle milletvekili adayı olarak listede kendimize yer bulduk. Bu da bizim için onur ve gurur verici bir gelişme oldu. Evet Ethem Bey, zaten siyasetin içerisindeydiniz, anlattınız. Evet. Gençlik Kolları Başkanıydınız. Peki sizi milletvekili adayı olmaya iten şey ne oldu? Nasıl bir karar aldınız? Öncelikle bizim Türkiye'nin her yerinde, sadece Afyonkarahisar'da değil, gençlerimizin hem yerelde hem de genelde yönetimlerde söz sahibi olmasını istiyoruz. Biz gençliğin özellikle bu ülkenin geleceğini güzelleştirecek insanlar olduğunu düşünüyoruz. Yani bugün Afyonkarahisar'da birçok gencimizle beraber şehrimizin meselelerine, ülkemizin meselelerine çözüm getirmek maksadıyla böyle bir yola çıktık. Yani Cumhurbaşkanımızın bu konuda da gençlere vermiş olduğu ciddi bir destek var. Hazır konusu açılmışken oraya da değinmek istiyorum. AK Parti iktidarlarından önce, Recep Tayyip Erdoğan'dan önce seçilme yaşı 30'du. 30 yaşının altında hiçbir genç kardeşimiz seçilme yetkisine sahip değildi. Cumhurbaşkanımız önce bu yaşı 25'e indirdi.
Daha sonra 2018 yılında da 18'e indirdi. Yani AK Parti iktidarlarından önce, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan önce hiçbir genç bu tarz görevlerde, yani bırakın milletvekili adaylığını, işte belediye meclisi olsun veyahut muhtarlık olsun, muhtar dahi olamıyordu gencimiz. O yüzden Cumhurbaşkanımızın gençlerin önünü bu kadar açması bizi bu konuda çok cesaretlendirdi. Bizim de zaten derdimiz gençlik. Gençliğe hizmet etmek istiyoruz, gençliğin sesi olmak istiyoruz. Bu minvalde böyle bir düşünceyle, böyle bir arzuyla yola çıktık. Cumhurbaşkanımız da sağ olsun bizi listeye uygun gördü, listede bizi de uygun gördü. O vesileyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sahada çok pozitif bir enerjiyle karşılaşıyoruz. Özellikle birçok arkadaşımız, birçok Afyonkarahisarlı hemşerimiz, büyüklerimiz özellikle ya sen pek gençmişsin diye bazen o tepkilerle karşılaşıyoruz. Şöyle söyleyelim, Afyonkarahisar'ın da en genç milletvekili adayıyız. Yani şöyle söyleyelim, milletvekili çıkarması muhtemel diyelim. Yani bu mecliste grubu bulunan partiler adına söyleyelim. Afyonkarahisar'ın en genç milletvekili adayıyız. Dolayısıyla bu da bizim için ayrı bir övünç kaynağı. Yani gençlerin sesi olabilirsiniz. Daha çok gençleri de anlayabilirsiniz. Bu yönden bayağı bir avantaj zaten be. Teşekkür ederiz. İnşallah. Yani maksadımız, gayemiz o. Zaten söyledim ya, parti teşkilatlarında görev yaparak geçirmiş olduğumuz 5,5 senede de 2018 yılından bugüne kadar mümkün mertebe hep Afyonkarahisarlı gençlerimizin meseleleriyle ilgilenmeye çalıştık. Yine sadece Afyonkarahisarlı değil, bütün gençliğin, üniversite gençliğinin, çalışan gençliğin hepsinin sesi olmaya çalıştık. Müsaade ederseniz hemen hızlıca bir örnek vereyim size. Biliyorsunuz her ay AK Parti'de genişletilmiş il başkanları toplantısı olur. Bu toplantıda kademe başkanlarımız, ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları her ilden Cumhurbaşkanımızla sohbet etme ve şehrinin sorunlarını aktarma imkanı olur. Biz de gençlik kolları başkanları olarak, 81 il gençlik kolları başkanları olarak bir meseleyle alakalı Cumhurbaşkanımıza bir maruzatımızı dile getirmiştik. O mesele de şuydu, formasyon eğitimiyle alakalı. Normal şartlarda, önceki dönemlerde üniversite hayatı bunun sonuncu senesinde, yani üniversite 4. sınıf okuyan bir öğrenci kardeşimiz seçmeli ders olarak formasyonu alabiliyorken, son zamanlarda 2012 yılında sanıyorum yapılmış bir düzenlemeyle 4 yıl üniversite eğitimini tamamlıyor. Akabinde formasyon eğitimi için 1 yıl daha eğitim almak zorundaydı. Yapılan düzenlemeye, yönetmeliğe göre. Dolayısıyla bu da gencimizin, yani son sınıf okurken seçmeli ders olarak formasyon alabilecekken üniversiteyi bitirip 1 yıl daha ekstra eğitim alması hayata, iş hayatına, aile hayatına 1 yıl daha geç başlamasına sebep oluyordu. Biz de bu konuyu geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanımıza gençlik kolları başkanları olarak dile getirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuda bizi çok haklı gördü. Dedi ki yani niye biz gencimizin hayatından bir sene daha fazladan formasyon eğitimi için alalım. Eğer bu mümkünse, ki daha önce yapılmış, üniversite son sınıf öğrencisiyken eğitimiyle beraber, okul öğretimi, lisans eğitimiyle beraber seçmeli ders olarak bir yıl daha formasyon alıp, o eğitimini tamamlamış olması daha mümkünken neden bir yıl daha uzatalım diye Cumhurbaşkanımıza sağ olsun hemen Yükseköğretim Kurumu Başkanımıza talimatlarını iletti ve formasyon yeniden seçmeli ders olarak üniversite öğrencilerimizin müfredatlarına yerleştirildi. Bu da gençlik için sadece yapılanlardan ufacık bir tanesi. Yani bu uygulamayla bayağı bir gencin hayatına da dokunmuş olursunuz. Güzel bir uygulama olmuş. Teşekkür ediyoruz. AK Parti ile birlikte gençlerin önü açıldı dediniz, anlattınız. Peki sizin gençlere en büyük vaadiniz ne Ethem Bey? Şimdi biz tabii milletvekili olarak, yani parlamentonun belli başlı görevleri var. Parlamento yasa yapmakla mükellef. Biz bu noktada en büyük bizim vaadimiz gençlerimize, gençlerin daha katılımcı olduğu, gençlerin daha çok söz sahibi olduğu bir Türkiye inşa etmek. Çünkü gençleri hep yarınımız olarak nitelendirdiler. Ama biz Cumhurbaşkanımızla beraber, AK Parti ile beraber gençlerin yarınımız değil, bugünümüz olduğunun kanaatine vardık. Bugünümüz olduğunun farkına vardık. Bugün baktığımız zaman geçmişte de birçok örneği var. Atalarımız birçoğu genç yaşta birçok işler başarmışlar. Bizler de gençlerin genç yaşlarda özellikle, yani 18, 19, 20 yaşında olup da kendini çok rahat ifade edebilen, çok güzel projeleri olan, planları olan, kendinden emin, özgüveni yüksek birçok gencimiz var. Bunları biraz daha yönetime dahil ederek gençliğin sesinin daha yönetimde yüksek sesle çıkmasını istiyoruz. İşin açıkçası bizim buradaki gençlere en büyük vaadimiz, elbette AK Parti'mizin bir seçim beyannamesi var.
Bu beyanname 480 sayfadan oluşuyor. 6 farklı bölümden oluşuyor. Ve bölümün bir tanesi sırf gençliğimize özel. Bugün gençlere olan vaadimizi, AK Parti'nin gençlere olan vaatlerini saymaya başlarsak süre yetmez diye tahmin ediyorum. Ancak söylemek istediğim şu. Biz AK Parti olarak gençlerin hem yerel yönetimlerde hem de meclislerde, parlamentoda temsilinin en üst düzeyde olacağını, olması gerektiğini savunuyoruz ve olacağını vaat ediyoruz. İşte karşınızda Ethem bunun en büyük göstergelerinden bir tanesi. Evet, gençleri söz sahibi yapmak için elinizden geleni yapıyorsunuz. Şu aralar sık sık ziyaretler gerçekleştiriyorsunuz. Peki bu ziyaretlerde gençlerden size gelen şu olsun, bu olsa daha iyi olur denilen neler var? En çok istekler neler gençlerden gelen? Şöyle söyleyelim, gençlerimizin biraz tabii özellikle teknolojik cihazlar, telefon, tablet, bilgisayar biraz bu noktalardaki pahalılıktan biraz şikayetlerin olduğunu gördük. Yani gençlerimiz şunun çok iyi farkında. Ülkemizin meseleleri, şehrimizin meseleleri, Afyonumuzun meseleleri, ilçeye gittiysem o ilçenin meselesi. Bizim gençlerimiz artık eskisi gibi değil. Eskiden ben şununla çok az karşılaştım. Ya annem babam hangi partiye oy verirse ben de oraya oy vereceğim abi diyen belki bir iki kişi anca oldu. Onun harici hepsinin bir fikri var. Hepsinin meselelere bir yaklaşımı var. Sorunları dile getiriş şekli var, üslubu var. Kimisi sert, kimisi yumuşak, kimisi çok aşırı destekçi, kimisi biraz mesafeli. En çok karşılaştığım, abi işte ya telefonlar çok pahalı, bilgisayarlar çok pahalı gibi bir söylemler olmuştu. Bizim de seçim beyannamemizde Cumhurbaşkanımızın gençlere vermiş olduğu müjdelerden birisi. Gençlerimizden telefon ve bilgisayar alımlarında vergiden muaf tutacağız dedi Cumhurbaşkanımız. Biz de gençlere bunu anlattığım zaman, abi tamam o zaman bizim zaten bir sıkıntımız, biz bir telefon alacağız. Onu da biraz sıkıntı yaşıyoruz. Onlar Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz. Allah onun yardımcısı olsun. Tabii Cumhurbaşkanımızın Teknofest vardı geçtiğimiz günlerde. Evet. Yani gençler şu an Atatürk Havalimanı'nda yüz binlerce genç uzun sürece olan Teknofest'te yarışmalara katıldılar. Projelerini yarıştırdılar. Ve baktığımız zaman özellikle Instagram'da Cumhurbaşkanımızın, Milli Muharif Uçağımız Kaan'a binişi, ona imzasını atışı. Bakıyorum benim Instagram'da 5000'e yakın takipçim var. Hepsinin, birçoğunun sosyal medyasında, hepsinin demeyelim, birçoğunun sosyal medyasında bu paylaşımı gördüm. Gururlandım. Siyasi düşüncesi ne olursa olsun, sonuçta Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin Cumhurbaşkanı. Ve üretmiş olduğu, yapmış olduğu, imzasını attığı sanat eseri de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyüklüğünü gösterecek, savunma sanayisinde, savunmasında, ülke savunmasında ciddi işler yapacak bir hizmet, bir sanat eseri. Dolayısıyla gençlerimizin, farklı düşünen arkadaşlarımız bile bununla gurur duyuyorlar. Özellikle Afyonkarahisar'da, şundan bahsetmek gerekiyor diye düşünüyorum Duygu Hanım. Tabii. Özellikle Afyonkarahisar'da biraz daha bizim milliyetçi duygularımız daha yoğun. Ben bakıyorum diğer siyasi partiye görüşüne sahip, işte İYİ Partili, Cumhuriyet Halk Partili, farklı siyasi partilere benimsemiş veyahut aileden gelen duyguyla, düşünceyle onları destekleme karar alan gençlerimiz bile Cumhurbaşkanımızın özellikle savunma sanayinde yaptığı atılımlar, savunma sanayinde yaptığı yatırımlar ve bütün dünyaya vermiş olduğu mesajla beraber bizim buradaki muhalif kardeşlerimiz bile Cumhurbaşkanımıza gurur duyuyorlar. Şimdi ben şu sahada şununla karşılaşıyorum. Kardeşim diyor ki abi diyor ben İYİ Partiliyim ama diyor ben Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermem. Ben diyor onların hangi hesaplar içerisinde olduğunu çok iyi biliyorum. Abi çok iyi takip ediyorum. Abi HDP'lileri dinliyorum. HDP'liler bunlardan bir şeyler isteyecek. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermem. Çok duyuyorum. Yine Cumhuriyet Halk Partili. İşte dün bir esnaf ziyaretinde karşılaştık. Hatta yönetimlerde görev almış bir abimiz yani. Biliyorum onun da ona şunu söyledim. Dedim ki abi sen dedim Kemal Kılıçdaroğlu'nu siz de istemiyordunuz. Yani Cumhurbaşkanı adayı olarak yok mu başka birisi diye. Sizler de soruyordunuz. Sizin önünüze 10 tane seçenek koysalar siz en sonuncu sırada Kemal Bey'in ismini zikrederdiniz. Dolayısıyla bakın Cumhurbaşkanımızın yaptığı hizmetler ortada. Kemal Bey'in de yaptığı şeyler ortada. Siz söylemler ortada her şeyden evvel. Siz neyin ne olduğunu benden daha iyi biliyorsunuz. Benim size bir şey söylememe gerek yok. Sizin de eliniz gitmeyecek Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeye diyorum. Gülüyorlar yani bir şey diyemiyorlar. Tasdikliyorlar. Sükut ikrardan gelir. Öyle diyorlar yani. Diyebildiği kadar
Evet öyle diyorlar. Dolayısıyla yapmış olduğumuz, yani Teknofest'te yapılan, gençlere yapılan, açılan o alan, sallanan imkan, akabinde Cumhurbaşkanımızın, işte Milli Muharip Uçağımız, Hürjetimiz, TCG Anadolu'muz, İHA'mız, SİHA'mız, daha yüzlercesi, Atak helikopterimiz. Bunlar çok gurur verici meseleler ve gençlerimiz bunun çok iyi farkında. Şu konuya da değinmek tabii istiyorum. Ki. Biraz belki uzattım ama şu konuya mutlaka değinmek istiyorum. Millet İttifakı'nın yapmış olduğu mitinglerde bütün işte Cumhurbaşkanı adaylarının ve 8-9-10 kaç tane var bilmiyorum, herhalde 10 tane falan yardımcısı var. Nasıl bir idare olacak onu da bilemiyoruz ama yani Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve 10 tane yardımcısı yan yana dizilip miting sonrası giriştikleri şey işte elle kalp yapma yarışı. Şimdi buradan gençlerimiz bizi dinliyorlar. Buradan soralım, söyleyelim kendilerine. Yani mesele kalp yapmaksa biz en iyisini yaparız. Kalbi biz yaparız. Ancak bu ülkenin o kadar meselesi, sorunu, işte uluslararası ilişkilerde, uluslararası politikada yapması gerekenler varken, ülke içerisinde birçok bizim güvenlik sorunumuz, güvenlik problemimiz, birçok çalışmamız, yatırımımız, hizmetimiz, yollarımız, köprülerimiz, barajlarımız, okullarımız, hastanelerimiz saymakla bitmez. Bu ülkenin birçok hizmeti ve bununla beraber birçok çözülmesi gereken meselesi varken, yani sadece bir el hareketiyle eğer bu ülkenin meselelerini çözeceklerse, gençlerden bu el hareketiyle oy bekliyorlarsa daha çok beklerler. Gerçekten çok beklerler. Çünkü gençler de bunun sadece bir görsel, anlık bir görselden ibaret olduğunu çok iyi biliyorlar. İşte şimdi bugün bakıyoruz Muharrem Bey bir dans etmişti mesela. Evet, bayağı popüler olmuştu Instagram'da da. Şimdi bakıyoruz bu popülerite kalmadı ne yazık ki. Kalmadı yani. Ya gençlerimiz artık neyin ne olduğunu çok iyi farkında Duygu Hanım. O yüzden buradan Afyonkarahisarlı gençlerimize de hemşerilerimize de seslenmek istiyorum. Çoğu zaten bizimle aynı fikirde, çoğu benimle aynı görüşte. Ben bunu sahada yapmış olduğum çalışmalardan söylüyorum. Her gün en az 250-300 gencimize dokunuyorum. Bunlar da 18-30 yaş arasında. Yani her gün en az 250-300 gencimizle sohbet ediyoruz, tokalaşıyoruz, selamlaşıyoruz. Kimisiyle tartışıyoruz, kimisiyle istişare ediyoruz, kimisiyle fikir alışverişi yapıyoruz. Ve görüyoruz ki yani gençler gerçekten neyin ne olduğunu farkında. Burada dile getirdiklerim de aslında onların bana söyledikleri. Abi diyor biz öyle el hareketiyle falan oymayı vermeyiz diyorlar yani. Biz diyor Tayyip Bey varken Kemal Bey'e falan dönüp bakmayız diyorlar. Dolayısıyla gençlerin de tavrı Afyonkarahisar'da özellikle çok net. Evet Ethem Bey, buradan biz gençlerimize de seslenelim. Merak ettikleri sorular varsa sosyal medya hesaplarımızdan ya da 501-311-0303 WhatsApp hattımızdan bize ulaşıp merak ettiğiniz soruları sorabilirsiniz. Evet Ethem Bey, güzel anlattınız. Bayağı bir proje yapıldı. Ya gençlerin önü açıldı ama bazen gündeme geliyor işsizlik problemi. Yani işsizlikle alakalı neler söylemek istersiniz? Çoğu insan şey diyor, ya üniversite okuduk, 4 yıllık üniversite bitirdik ama işsiziz. Özellikle zincir marketlerde çalışan kişiler bunları çok çok gündeme getiriyor. Bununla alakalı neler söylemek istersiniz? Şimdi Duygu Hanım, onunla alakalı öncelikle yanlış anlaşılmayı bir düzeltmek gerektiğini düşünüyorum. Şu anda Türkiye'de işsizlik tarihinin en az seviyesinde. Yani %8 dolaylarında. Ve bizim yine seçim beyannamemizde yazan bir mesele var. 2030 yılına kadar, 2028 yılına kadar, yani bir sonraki seçim dönemine kadar işsizliği %6'lara, %5'lere indirmek gibi bir hedefimiz var. Tabii bunu nasıl yapacağız? Cumhurbaşkanımız birçok yatırımcının, birçok istihdama yönelik yatırımların hep önünü açtı. Hep destekledi. İşte gençlere bakıyoruz, gençlik için yapılan projelerde bugün Türkiye Ulusal Ajansı'nın 3,5 milyar liraya yakın hibesi var. Yine KOSGEB'in, bakın KOSGEB'in iş kurmak isteyen gençlere kurulduğu günden bu yana yapmış olduğu hibe 4 milyar lira. 4 milyar lira hibe. KOSGEB'in gençlerimize, kurulduğu günden bu yana gençlerimize iş kurmak isteyen, kendi işini yapmak isteyen gençlerimize vermiş olduğu destek. Dolayısıyla baktığımız zaman burada biraz gençlerimize de şunu söylemek lazım. Ben de lisans mezunuyum, yüksek lisans yapıyorum. Evet bir süre ben de acaba kamuda mı çalışsam, akademisyen mi olsam, böyle düşüncelerim, böyle hayallerim vardı. Ama daha çok şunu düşündüm. Yani ben kendime bir yol çizmem lazım. Ben ticaret yapacağım. Ben ticaretle beraber siyaset yapacağım. Ve ben hem istihdama katkı sağlayacağım,
hem de şehrimin, ülkemin meselelerine siyaset yaparak katkı sağlamaya çalışacağım diye kendime bir hedef koydum. Tabii şunu diyebilir arkadaşlarımız, genç arkadaşlarımız, ya işte senin imkanın vardı, yaptın ama bizim imkanımız yok. Şöyle söyleyeyim, yani benim de çok da bir imkanım yoktu. Ben de orta gelir düzeyine sahip bir ailenin üçüncü çocuğuyum. İki tane ablam var. Sağ olsun annemiz, babamız bizi, ablalarımı da beni de okuttu. İki tane ablam var. İkisi de öğretmen oldu. Ben öğretmen lisesi okudum ama öğretmen olmak istemedim. Biraz da sosyal yönüm kuvvetli olduğu için uluslararası işler ve siyaset alanında devam etmek istediğim için bu bölümü okudum. Dolayısıyla bizim annemiz, babamız da, annem de ev hanımı. Biz de biraz zor şartlarda aslında okuduk. Üç kardeş okuduğumuz için kolay değildi. Ama elhamdülillah, yani annemiz, babamız hep bize destek oldu. Artırdılar, bize gönderdiler. Çok iyi biliyoruz. Ama iş kurarken, dolayısıyla iş hayatına, ticaret hayatına atılırken babam alıp da benim önüme bir çantayla para koymadı. Biz bu noktada biraz da risk alarak, söylemek istediğim, aslında gelmek istediğim nokta orası. Risk alarak böyle bir yola çıktık. Yani geçmiş oranla şartlar da çok iyi şu an. Geçmiş evet, ya şu anda evet. Birçok destek var gerçekten, söyledim ya Duygu evet, Hanım. Evet, KOSGEB. Yani bugün gerçekten bir kardeşimiz, özellikle kadın ve gençse, bakın kadın ve gençse, çıkacak, diyecek ki ben şu alanda üretim yapacağım, bir iş yeri açacağım. Bugün %70'lere, %80'lere varana kadar, örnek veriyorum, 1 milyon maliyet, 200 bin lirayla 1 milyon maliyetli bir iş yeri, üretim tesisi çok rahat açabiliyor bir genç kardeşimiz. Dolayısıyla gençlerimizin biraz bunları takip etmesi lazım, biraz bu noktadan ilerlemesi lazım. İşsizlik dediğimiz gibi, yani Türkiye bugün artık üretim odaklı ekonomi politikasını benimsemiş bir ülke. İhracat odaklı ekonomi politikasını benimsemiş bir ülke. Bizim gayemiz, maksadımız, hani bahsettik biraz önce, işte teknolojik ürünlerdeki pahalılık. Niye? Biz istiyoruz ki biz bunları kendimiz üretelim. Evet. Cumhurbaşkanımızın aslında bizlere açmak istediği yolu. Bugün Türkiye kendi yerli otomobilini yapıyor. Bugün Türkiye'nin aslında kendi telefonunu, kendi tabletini, kendi bilgisayarını yapacak gücü, imkanı var. Yani devlet bu noktada yapılacak bütün girişimleri aslında desteklediğini ve destekleyeceğini söylüyor. Sadece bizim gençlerimiz bu noktada biraz daha cesur olsunlar, biraz daha risk alsınlar. İşte ben üniversiteyi okudum. İşte hadi beni bir kamu kuruluşuna oturmam lazım, kamu kuruluşunda işe başlamam lazım gibi bir düşünce sahip ne yazık ki birçok gencimizde. Bunu da anlatmaya çalışıyoruz. Ben en çok kendimden örnek vererek anlatmaya çalışıyorum. Zorluk çekmedim mi? Evet çektim. Maddi de zorluk çektim. Manevi de zorluk çektim. Ama bunlarla beraber de bir şeyleri çalıştım, çabaladım ve başardım. Başarmış olmanın da vermiş olduğu ayrı bir haz var. Bence bu hazzı bütün gençlerimizin yaşaması lazım. Cesur olsunlar ya. Korkacak bir şey yok ki. Yani ben hep şu mantıkla hareket ettim. Evliyim, çocuğum var, 3 yaşında bir oğlum var. Onların sorumluluğunu da aslında üzerimde hissediyorum. Ama şunu dedim hep. Yani Allah bana yardım edecek. Ve ben de çalışacağım, mücadele edeceğim. Ben de başaracağım. Başaramayacağım korkusu hiç olmadı. Başaracağım. Kesinlikle başaracağım dedim. Elhamdülillah bugün geldiğim noktada ticarette 6-7 sene olmuş. Siyasette 5 sene olmuş. Bugün 29 yaşında milletvekili adayı olarak işte Duygu Hanım'ın karşısında bir canlı yayın programındayız. Ya bunlar aslında benim şahsım adına ben kendimle gurur duyuyorum. Gençlerimiz de bu tarz konularda hem siyasette, sadece ticarette de değil, siyasette de ticarette de cesur olsunlar, korkmasınlar, özgüvenle, cesaretle yola çıksınlar, emin olsunlar ki o yollar onlara böyle birer birer açılacak. Karşılaştığı sorunlar da aslında onlara güzel birer tecrübe olacak diye düşünüyorum. Bana öyle olmuştu, umarım onlara da öyle olur. İşsizliği de yine önümüzdeki, yani 2023'ten sonraki 5 yıllık süreçte işsizliği de tarihimizin en düşük seviyelerine indirmeye devam edeceğiz. AK Parti'nin, Cumhurbaşkanımızın bu zamana kadar vermiş olduğu bütün sözleri tuttuğu gibi bu sözde tutacağından bizim şüphemiz yok. Ona inandığımız için, ona güvendiğimiz için gençlerimize biz bu noktada bu teminatı verebiliyoruz. Gençlerimiz de korkusuz bir şekilde, tereddütsüz bir şekilde Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'ye destek olabilirler. Vermiş olduğumuz her sözü yerine getirdiğimiz gibi işsizliği düşüreceğimiz konusunda da İnşallah sözümüzü
yerine getireceğiz. Bu gençler için önemli bir konu oldu Ethem Bey. Hedef belirleyip adım attıktan sonra, özellikle sizin hayat hikayenizi de dinledikten sonra gençlere örnek teşkil eder bu konu. Peki bu sene Afyon'da 55 bine yakın ilk defa oy kullanacak gençlerimiz var. Onlara neler söylemek istersiniz? İlk oy, ilk heyecan, yani ne demek istersiniz? Evet, öncelikle buradan 55 bin genç kardeşimize kucak dolusu sevgilerimizi, muhabbetlerimizi iletmek istiyorum. Her gün söylediğim gibi çalışmalarımızda her gün en az 200-250'siyle bir araya geliyoruz. Her gün gelmeye çalışıyoruz. Ve onların şunu çok iyi bilmesini istiyoruz. Biz AK Parti olarak her zaman gençlerimizin yanındayız. Yanında olmaya devam edeceğiz. Bizim şimdi bir kitapçığımız var. Benim saha çalışmalarında kullandığım bir kitapçığım. Aslında onu da getirmek istiyordum ama bir sonraki programda inşallah onu da göstermiş oluruz izleyicilerimize. Saha çalışmalarımızda kullandığımız bir kitapçığımız. 21 yıldır yönümüz genç. Böyle bir sloganımız var. Ve içinde Cumhurbaşkanımızın gençlere yapmış olduğu, 2002 yılından bu yana gençlere yapmış olduğu faaliyetlerin ve çalışmaların, yatırımların demiyorum yani, sadece gençlik çalışmalarının kısa bir özeti. Yani 8-10 sayfa kadar ve yıl yıl böyle cümle cümle yazılmış. Gençlere yapmış olduğumuz, Cumhurbaşkanımızın gençlere yapmış olduğu çalışmaların çok kısa bir özeti. Gençlerle zaten biz her gün beraber oluyoruz. Her gün onları dinlemeye, onları anlamaya çalışıyoruz. Çok fazla da zorlanmıyoruz. Yani biz de genç olduğumuz için onların nasıl düşündüğünü, düşünce mekanizmalarının nasıl çalıştığını çok iyi biliyorum. Yani genç aday olmanızın etkisi çok büyük bu durumda. Yani bir kahveye girdiğim zaman gençler okey oynuyorsa ben de oturup onlara yancılık yapabiliyorum. Veyahut geçtiğim zaman gençler eğer basketbol oynuyorlarsa ben de hemen ceketi çıkarıp kolları sıvayıp basket oynayabiliyorum. Veyahut çalışan gencimizse hemen karşılaştım mesela. Bir çiğ köftecide karşılaştım bir genç kardeşimizle. Ben de üniversite birinci sınıfın yazında 3 ay 4 ay kendi harçlığımı çıkarmak için bir çiğ köftecinin yanında çıraklık yapmıştım. Yine bakıyorum bir tostçu. Geçiyorum tost makinesinin başına, tost yapıyorum. Neden? Çünkü üniversite okurken ben de bir yıl boyunca kantinde çalıştım. Belki günde yüzlerce tost yapmışlığım oldu bazı günlerde. İşte elime tepsi alıp çay servis etmişliğim oldu. Yani gençlere şunu söylemek istiyorum. Bunların hepsi bizim için birer tecrübe oldu. Çalışan gençlerimiz için de ileriki iş hayatı için çok güzel tecrübeler olacaktır diye düşünüyorum. Özellikle Afyonkarahisar'da da tabii 18, 19, 20, 21 yaşlarında 55 bin genç kardeşimiz var. Bir diğer husus daha var Duygu Hanım. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. 18-30 yaş arasında da 90 bin seçmenimiz var. 87.500. Yuvarlıyorum 90 bin. 90 bin genç kardeşimiz Afyonkarahisar'da sandığa gidecek 18-30 yaş arası. Ben buradan özellikle 18-30 yaş arası oy kullanacak 90 bin seçmen kardeşime, genç kardeşime sesleniyorum. Eğer onlar Cumhurbaşkanımıza destek olmaya, AK Parti'ye destek olmaya devam ederlerse ve bu kardeşlerin de parlamentoya gitmesi için özellikle çalışırlarsa, gayret ederlerse biz de inşallah onların sesi olmaya, onların meselelerinin çözümü olmaya, bu noktada çok çalışmaya ve gayret etmeye söz veriyoruz. Yani biz yola en başa dönelim. Neden milletvekili adayı oldunuz? İşte bunun için, özellikle gençlerimiz için. Elbette Afyonkarahisar'daki 750 bin vatandaşımızın hepsi bizim için çok kıymetli. Hepsi için, çocuklarımız için, gençlerimiz için, yaşlılarımız için, çalışanlarımız için, memurlarımız için, esnaflarımız için, köylülerimiz için, şehirlerimiz için. Yani bu çalışmalarımız, hizmetlerimiz aslında anlatmakla bitmez. Ama bizim odak noktamız bu 90 bin genç. Ben bu 90 bin gencin sesi olmak istiyorum. Evet, genç bir aday olarak çıktım. Gençlere güzel bir örnek oluyorsunuz Ethem Bey. Teşekkür ederim. Peki son olarak eğer milletvekili seçilirseniz ne gibi çalışmalarla karşılaşacağız Ethem Bey? Duygu Hanım, öncelikle şununla karşılaşacağız. Ben bakıyorum, hatta bu noktada biraz öz eleştiri de yapabilirim. Belki bizim milletvekillerimiz de buna dahil olabilir. Gücenmesin bunlar bana abilerim. Biraz tabii onların da haklı gerekçeleri var. Savunmaya geçmiş gibi olmayalım ama hem eleştirelim hem de hakkını da teslim edelim. Çok yoğun çalışıyor aslında bizim milletvekillerimiz. Çok fazla hizmet ürettikleri için, mecliste de çok fazla çalışma yaptıkları için onların belki çok vakti olmuyor diyelim. Biraz da diğer milletvekillerine, eli boş olan, sadece kürsüye çıkıp Afyonkarahisar'ı kötülemekten başka bir iş olmayan milletvekillerine seslenelim aslında. Ben Afyonkarahisar'da milletvekili olan
hangi siyasi partiden olursa olsun bir büyüğümün veyahut bir kardeşimin Afyon'da yeşil yolda yürümesini, işte Zafer 03'te oturmasını, işte kalenin etiklerinde gezinmesini, işte Erenler'de bir kafede çay içmesini. Ben bunu isterim. Dolayısıyla benim aslında en çok vaat ettiğim şey de bunu söylemekteki maksadım şu, ulaşılabilir olmak. Yani gençlerle, özellikle gençlerimizle ve halkımızla, Afyonkarahisarlı hemşerilerimizle iç içe olmak. Gençler en çok, Afyonkarahisarlı hemşerilerimiz en çok bizi görecekler. Çarşıda alışveriş yaparken bizi görecekler. Kafede çay içerken bizi görecekler. Ailesiyle parkta otururken bizi görecekler. Aslında bu bence bütün vaatlerin ötesinde. İyi günlerinde bizi yanında görecekler, kötü günlerinde bizi yanında görecekler. Mutlu günlerinde mutluluklarına ortak olacağız. Üzüntülü günlerinde biz de onlarla beraber olup onların üzüntülerine ortak olacağız. Aslında en büyük söylemek istediğimiz, yani bence yapılacak en büyük hizmetlerden birisi de bu. Sonuçta onlar millet, bizim namzet olduğumuz şey ise onların vekilliği. Yani milletiyle kopuk bir vekil olabilir mi? Hayır. Hemşerisiyle, seçmeniyle kopuk bir vekil olabilir mi? Her şeyden evvel bizim siyasette zaten üstadımız, örnek aldığımız insan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Bizim Cumhurbaşkanımızın çalışma sistemini gördükten sonra onu bugünlere getiren, ben size Cumhurbaşkanımızın siyasi hayatından kısaca bahsedeyim. 16 yaşında Beyoğlu Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi. Geliyor 25 yaşında İl Gençlik Kolları Başkanı oluyor. 30 küsur yaşında il başkanı oluyor. Akabinde belediye başkanı oluyor. Akabinde başbakan, cumhurbaşkanı. Bugün dünya lideri diyoruz. Onu bugünlere getiren seçmeniyle, vatandaşıyla, milletiyle olan iç içeliği. Bizim de en çok vaadimiz bu. Biz Afyonkarahisarlı hemşerilerimizle hep kol kola, hep omuz omuz olacağız inşallah. Her zaman gençlerin yanınızda. Aynen öyle. Son olarak şey de sormak istiyorum. Hasan Bey'e de sordum. AK Parti'den kaç tane milletvekili çıkar? Size de soralım Ethem Bey. Kaç milletvekili göreceğiz biz AK Parti'den? Evet. Şimdi biraz matematikten bahsetmek lazım. Son olarak onu da ben size çok, aslında çok iyi bir... matematiğim çok iyidir, onu söyleyeyim başta. Şimdi 2018 seçim sonuçlarına baktığımız zaman sistem de değişti. Yani seçim yasasının da değiştiğini söylersek eğer, bugün gelmiş olduğumuz noktada AK Parti'nin 4 vekili garanti. Yani ben AK Parti'nin 4. vekili çıkarmasını %99 ihtimal görüyorum. 5. vekili çıkarma ihtimalimizi de %55-60 dolaylarında görüyorum. Sağdaki çalışmalarımızla beraber bunun mümkün olabildiğini, çok da zor olmadığını görüyorum. Ve hatta evet zor biliyorum ama 6. vekilin de imkansız olmadığını, yani evet kolay bir ihtimal değil ama imkansız da değil. Yani bu ihtimal zor olsa da bu sistemle beraber, seçim yasasıyla beraber bunun mümkün olduğunu düşünüyorum. Hemen kısaca matematikten bahsedeyim. Yani bugün özellikle diğer siyasi partilerin, Cumhur İttifakı'nın dışında kalan Millet İttifakı'nın siyasi partilerinin milletvekili adayı çıkarabilmesi için bir defa seçmen sayımız da arttığından dolayı 2018'de oldukları oyun üstüne en az bir 15-20 bin koymaları lazım. Ben size söyleyeyim, 2018'de AK Parti milletvekilinde 255 bin oy almıştı. Cumhuriyet Halk Partisi 66 bin, Milliyetçi Hareket Partisi 64 bin, İYİ Parti ise 61 bin almıştı. Normal şartlarda eğer ittifak sistemi olmasaydı, milletvekilleri dağılımı önce ittifaklara yapılmasaydı, her parti kendi aldığı oyu almış olsaydı zaten İYİ Parti 2018'de milletvekili çıkaramamıştı. Çıkarabilecek oyu alamamıştı. İttifak sayesinde artık oylarla beraber, Cumhuriyet Halk Partisi'nden artan oylarla beraber İYİ Parti bir tane milletvekili götürdü. Bizim 4. milletvekilimizi almış oldu. Dolayısıyla İYİ Parti'nin önce, her şeyden evvel İYİ Parti'nin Afyonkarahisar'da milletvekili çıkarabilmesi için geçen seçimde almış olduğu 60 bin oyun üstüne en az bir 20 bin, 25 bin oy alması lazım ki bir tane milletvekilini çıkarabilsin. Peki mümkün mü? 2'nin, 3'ün zaten benim seçilmemin ihtimali var. Yani imkansız değil dedim. Ama İYİ Parti'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Afyon'da 2. milletvekilini çıkarması imkansız. Matematik olarak imkansız. Matematik olarak benimki daha kolay. 6. sıradan benim milletvekili seçilmem daha kolay. Ben İYİ Parti'nin Afyonkarahisar'da milletvekili çıkarabileceğini düşünmüyorum. Çünkü bu işler Afyonkarahisar'da kantar belindedir yani. Kimin ne olduğunu, nereden ne zaman geldiğini, nerede ne iş yaptığını çok çok iyi bilir.
Kimse darılmasın, kimse gücenmesin. Afyonkarahisar'da olmayıp da son 6 ay, son 3 gün, son 20 gün, son 1 ay, son 1 sene gelip de işte yüksek paralar vererek, paralar dağıtarak, işte hediye çekleri dağıtarak, ne bileyim yardım kolileri dağıtarak, hani bunlarla filan Afyonkarahisar bu şehre milletvekili seçmez. Afyonkarahisarlı hemşehrilerimizin kantarı belindedir. Kimin ne olduğunu onlar çok çok iyi bilirler. Bugün ben 5,5 yıldır benim yaptığım Afyonkarahisar'a yapmış olduğum çalışma Daskır'dan Evciler'e, Emirdağ'a, Bayat'a, Şuhut'a, İhsaniye'ye ve beldelerine. Ya bugün İhsaniye'nin Düer beldesine ben şu 5,5 yılda en az 15 sefer gitmişim. Soralım diğer siyasi partinin birinci sıra adaylarına soralım. İkinci sırasını söylemiyorum. İkinci sırası zaten İtal. Kayseri'den geldi. Onu zaten saymıyoruz. O zaten Afyon sokaklarını bilmez. Geçen Afyonspor'un maçına geldi. Tabii protokol adabı da vardır. Ben buradan Fatih Bey'e de belki bilmiyor olabilir. Yani öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıptır. Protokolünde bir adabı vardır. A protokole basın danışmanlarınızla, fotoğrafçılarınızla vesaire oturmazsınız, oturamazsınız. Yani bunun da adabı vardır. Siz oturursunuz. Sizin yanınızdaki danışman ekibiniz, fotoğrafçı ekibiniz sizin bir arkanıza, bir önünüze, bir kenarınıza veyahut yer yoksa geride bekler, sizi takip eder vesaire. Sonuçta ben Afyonspor'un 2 yıldır içerideki ve dışarıdaki neredeyse bütün maçlarına gitmeye çalışan bir Afyonkarahisarlıyım. Ama sen gelmişsin oraya, tribüne oturmuşsun, A protokole oturmuşsun, bütün heyetinle beraber. Orada belediye başkanına yer kalmamış, orada diğer siyasi parti milletvekillerine yer kalmamış. Siz de protokol adamına uygun olmayan bir şekilde gelmişsiniz oraya. Sonra baktık, ilk yarı biterken ekip dağıldı. İkinci yarı baktık, göremedik arkadaşları. Dedik herhalde yolu karıştırdılar bilmedikleri için. Farklı bir yere gittiler herhalde diye düşündük. Baktık hiç gelmediler. Dedik herhalde bunlar zaten buraya fotoğraf çekinmeye gelmiş. Yani biz görüyoruz. Afyonkarahisarlı da bunu çok iyi biliyor. Yani adam hayatında Afyonkarahisar'a gelmemiş. Şimdi geliyor. İşte Afyonspor'un maçına gelmiş. Bir fotoğraf çekindi gitti. Yani ikinci yarı göremedik arkadaş. Dolayısıyla ben Afyonkarahisar'da İYİ Parti'nin milletvekili çıkarmasını çok mümkün görmüyorum. İnşallah Cumhur İttifakı olarak AK Parti ve MHP 5 AK Parti, 1 de Milliyetçi Hareket Partisi olmak üzere 6 tane milletvekilini Cumhur İttifakı'nın çıkaracağını düşünüyorum. Buna kalpten inanıyorum. Bunun için de canla başla çalışıyorum. Çalışmaya da devam edeceğim. Ethem Bey çok teşekkür ediyoruz. Ederim. Ağzınıza sağlık. İnşallah seçim hayırla sonuçlanır diyoruz. İnşallah. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun bu imkanı verdiğiniz için bizlere. Teşekkür ederiz. Evet değerli izleyenler, seçime kısa bir süre kaldı. Bugünkü stüdyo konuğumuzda AK Parti milletvekili aday Ethem Karahan oldu. Ethem Karahan yaptığı çalışmaları anlattı. Şimdi Aslı Çiçek'in hazırladığı Sokağın Sesi ekranlarınıza gelecek. Dünya nüfusunun yarısı kadınlardan oluşuyor. Geçmişten günümüze kadar tarihin akışını değiştiren pek çok kadınımız var. Peki Afyonkarahisar halkı kadın liderlerin bir ülkeyi yönetebileceğini düşünüyor mu? Liderler sizce ülkeyi yönetebilir mi? Yönetir. Kadınlar her şeyi olur. Kadınlar her şeyi başarıyor şimdi bu devirde. Yönetir bence. Yönetir tabii. Dünyada da örnekler var. Tabii. Mesela bir Merkel Almanya'da, değil mi? Evet. Türkiye'de de Meral Hanım Türkiye'yi idare edebilir. Üzerine alınma ama güçlü bir lider yürütür. Ama onun gibi zayıf lider bir masada oturup sonra kalkmak bitmiştir. Hanımefendi, bilemeyeceğim. Yani iyi gözüküyor ama iyi parti. Artık ben şimdi hiçbir şeyde konuşamayacağım. Hayırlısı neyse olsun, doğru mu?
Güzel bayan, hoş. Hani güzel derken, yani konuşmaları güzel. Ne sesiyet ve sesi güzel. Gözükeceğim mi ben şimdi telefonda? Şurada gözükeceğim değil mi? Ben buyum hanımefendi. Benim emeklim yok, işim yok, aşım yok. Bana bir fayda olmuyor devlet babadan. Vallahi billahi emeklim yok benim. Bak dışarı görüyor musun? Hepsi bu. Ben dışarıda yaşıyorum. Ya işte 65 sevidem olmayanlara ilgilensinler bu kadar. Niye yönetemezsin ki? Kadın eşitliği, kadın erkek eşitliği diye bir şey var. Kadınların daha zeki olduğunu düşünüyorum. Duygusal olarak da olsun. Yönetir. Neden? Niye yönetemezsin ki? Onların da bir zaafı var. Yani erkeklerden bence daha iyi yönetir. Yönetebilir. Neden? Vallahi onlarda da eğitim şey var yani her türlü bilgi, siyasi bilgi, şey bilgi, kültürel bilgi, ekonomi bilgisi. Yani onların da bir eksik tarafı yok. Yönetebilirler yani. Niye yönetemezsin? Kadın her şeyde söz sahibi, sizin olduğu gibi. Yani yönetebilirler. Sıkıntı yok benim için. Yönetir. Neden? Çünkü yani kişiliğinden, insanından, toplumundan, efendim söyleyeyim, fakir fukara da yardım etmekte yürütebilir yani. Yürütmede bir şey yok. Kadınlar da her yerde. Tabii canım. Savunmasını bildikten sonra her şeyi yapabilir yani. Becerisine bağlı, tahsiline, kültürüne bağlı, eğitimine bağlı. Niye yönetmesin? Tabii ki yönetebilir. Gayet de güzel yönetebilirler hem de. İnşallah gelsin görelim bakalım. Kadın tabii. Neden olmasın ki? Ben gurbetçiyim. Almanya Başbakanı 16 sene ülkeyi yönet. Biz neden yönetemiyoruz? Neden ötekileştiriyoruz herkesi? Bak şu durum Avrupa'da yok. Ben Fransa'dayım. Yok. Bu şu milli hasret. Televizyona çıkarlar, tartışırlar, vatandaşın oyunu verir. Hepsi bu. Biz ne yapıyoruz böyle? Nereye gidiyoruz? 72 yaşındayım. Aklımın erdiğinden bugüne kadar Türkiye böyle. İlerleyemeyiz. Biz onlara devamlı muhtaç oluruz. Keşke biz zengin olsaydık da ben gurbete gitmeseydim. Yönetebilir. Neden? Çok aileleri zaten kadınlar yönetiyor. Yani aile bireylerini bile. Yani kadınlar çok akıllı ve tutumludur kadınlar. Yönetebilir. Neden böyle düşünüyorsun? Yani çünkü eşitlik var yani. Kesinlikle yönetir yani. Sorun olacağını tahmin etmiyorum. Yönetemez. Neden? Bu yönetemez. Başkasını bilmem mi? Kültürü yükseğiyse yönetir. Düşürse yönetemez. Düşüncelerine bağlı. Bilmiyorum ya. Bence pek yönetemez geliyor. Neden? Ya erkek şimdi daha güzel yönetir. Öyle olunca pek yönetemez gibime geliyor. Vallahi hiç bilmiyorum. Bilgim yok yani. Yönetir mi, yönetemez mi? Öyle bir şey ki insan birini acaba yönetebilir mi, yönetemez mi? Biz de bir şey içindeyiz kuzum. Bilmiyoruz ki. İnşallah hayırlısı neresi olsun yavrum. Yönetir tabii. Niye yönetemezsin? Neden yönetir? Niye yönetemezsin? Neden yönetemezsin yani? Kadın yönetemez mi? Kadının da akıl fikri yok mu? Erkekler de bunu yönetir. Yani bunu Meral Hanım'dan için mi soruluyor bu soru? Niye yönetemezsin Meral Hanım? O da tecrübeli bir insan bu işlerde. Yani gayet de güzel yönetir yani. Yönetmesin de isteriz. Zamanında Çiller de yönetmişti ülkeyi. Tansu Çiller. Cevabını verdim. Yönetirler tabii. Niye yönetilmez? Örneğin Almanya'da vardı. Ya yönetebilir. Daha önceden yönettiler yani. Bir şeysi yok, sıkıntısı yok yani. Daha önce yöneten liderler çıktı yani. Yönetebilir. Neden yönetmesin? Kadın elbette yönetir ülkeyi. Her şeyi yönetir kadın. Neden böyle düşünüyorsunuz peki? Ya o da biz gibi insan. Eşittir. Mustafa Kemal Atatürk kadına erkeğe eşitliği vermiş, seçimi vermiş. Dünyada bu eşitliği veren ilk lider Mustafa Kemal'dir. Kadın her şeyi yönetir.
Evet değerli izleyenler, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşünceye dek mutlu kalın.